Merhaba Nesgim takipçiler, merhaba. Derbi severler, herkese merhabalar. Petri 2016'dan canlı yayındayız. Canlı yayındayız, nakler karşınızdayız. Biliyorsunuz ki yarın büyük bir derbi var. Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. pardon. Yarın büyük bir derbi var. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Saat 6'da Şükrü Saraçoğlu'nda sergilenecek. Biz de yarınki maça istinaden bir oyun oynayalım dedik ve oturduk PES 2016'nın başına ve sizler için bir maç yapalım dedik. Zaman dilimi gündüz diyelim, mevsim kış diyelim, hava durumu yağmurlu olsun, normal olsun, yağmurlu. Tamamdır. Başlama vuruşuna, oyuna başlıyoruz sayın seyirciler. Bakalım neler olacak? Fenerbahçe Galatasaray derbisinde neler yaşanacak? Ben biraz sesimi kısıyorum bu arada oyundan. Biraz patlamalar yaşayabilir. Evet. Şükrü Saraçoğlu stadından nakden canlı yayında sayın seyirciler. Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle karşınızdayız, ekranlarınızdayız. Yüzyılın hatta yılların derbisi Fenerbahçe Galatasaray her senede olaylara sebep oluyor, neden oluyor. Bu senede olaylar çıkacak mı bilmiyoruz ama gerekli önlemler alındı silahlı kuvvetler tarafından. Oyuncular sahaya çıkıyor. Seremoni başlayacak birazdan. İstiklal Marşımız okunduktan sonra İlk yarı hakemin düdüğüyle başlayacağız sayın seyirciler. Her iki takımın taraftarları da heyecanlı. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe yıllardır kendi sahasında, kendi evinde, Şükrü Saraçoğlu stadında yenilmiyor. Galatasaray'da kaç senedir Fenerbahçe'yi yenebilmiştiyiz bu statta. Sadece beraberlik alabildi. Bunu da ekran unutmayalım. Ama şöyle bir gerçek var. Galatasaray, Fenerbahçe, Saraçoğlu'nun stadında lig kupasını kaldırmışlığı var. Yenmese de berabere biten bir maç sonucunda kupayı almayı kazanmıştı. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Fenerbahçe'yi yenmiş sayılmıyor bu Saraçoğlu stadında. Evet, oyuncular ekranlara yansıyor. Takım dizimin ekranlara geldi az önce. Birçok yıldız futbolcu var Fenerbahçe'de. Nani olsun, Van Persie olsun, Fenerbahçe kadrosunda yıldız oyuncular mevcut. Evet, maç hakem düdüğüyle başladı sayın seyirciler. Bir dakika ya, gene mi ya? Of, ben bunu bir türlü ayarlayamadım. Wesley Sneijder. He may be small in size, but he's big on influence, and if he has lively movement around him, he'll find the runners. He's the pivot for all that goes forward. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Kafayı çizeceğim ya. Gökhan Gürel. Ya hayır ya, ben bunu istemiyorum ya.
Arkadaşlar kusura bakmayın, vaktinizi alıyorum ama bu PES 2006'da bir sorun var, çözemedim. Heh. Tamam, bunu da kontrol edeceğim. Para pası. Tut. Tamam. Sabit. Tamam. Geçiyor oyuncağı. Tamam. Bu sefer olması lazım. Ya hayır ya. Yine olmadı. Sabit değil, yardımla. Tamam, bu sefer oldu. Bir Nani'nin bir faul beklentisi var sayın seyirciler. Hakem devam dedi. Bruno Alves. Etkili olamadı Nani. Top sahayı terk ediyor. 6 dakikada eşit ancak ısınabildim. Hakemin kullanışıyla başladı out atışı. Offside, offside. Hakem offside'ın bayrağını kaldırıyor. Galatasaray adına maçta ilk offside. Gökhan Gönül atışını kullandı. Van Persie, Van Persie. Vuramadı Van Persie. Kötü bir vuruş oldu Van Persie adına. Maçta 8. dakika, Fenerbahçe'nin en etkili hata diyebiliriz. Fernando. Fernando top kaptırdı. Selçuk İnan. Kademeye giren Mehmet Topal. Topu kaptı. Mehmet Topa. Fernando'ya verirse tehlike. Fernando'ya gelmeden araya giriyor Galatasaray savunması. Bir etkili atak. Bir hatalı pas geldi Van Persie'den. Diego Reba. Nani'yi gördü. Nani hızlı çıkma çabası içerisinde. Nani. Diego Reba. Diego Rivas ortasını yaptı. Fernando! Fernando! Etkili kafalarıyla mükemmel oynuyor Fernando. Fenerbahçe'nin en etkili transferlerinden biri Fernando bu sezon. Birçok golü mevcut. Özellikle ortalardan açılan kafa golleriyle takımına bayağı etki sağladı diyebiliriz Fernando. Maçta dakika 16, Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Volkan çıkıyor ve topu müdahale ediyor. Topa müdahale ediyor. Markovic, Caner. Markovic. Offside veriyor, kararı çıkıyor. Fenerbahçe adına, Fernando adına. Offside kararı isabetli. Bosella top atışıyla başladı oyuna. Bayağı gelen top. Daha. Müdahale etti topa. Markovic ortasını yaptığı çabası içerisinde Nani'ye gelmiyor top. Nani'ye gelse tehlike. Hatalı paslaşmalar. Yine hatalı bir pas. Bir hatalı pas daha. Bruno Alves'ten geliyor. Nani bıraktı topu. Nani. Nani hızlı çıkarsa tehlike. Nani. Top gelmiyor Nani'ye. Daha doğrusu Fernando'ya. Burak Yılmaz. Mehmet Topal aldı topu. Kaptırılan bir top. Hatalı paslar. Diz boyu Fenerbahçe'de. Hatalı bir pas. Ve Burak Yılmaz affetmiyor.
Maçta eşitlik var sayın seyirciler. Defansın hatası. İnanılmaz bir hata ekranlara yansıyor sayın seyirciler. Orta sahada başlayan bir hata. Defansın hatası. Ve Burak Yılmaz affetmiyor. Gökhan Yönlü'nün hatası mevcut sayın seyirciler. Gökhan Yönlü'nün hatasından doğan Endrek serbest vuruş. Nani! Etkili vuramıyor. Savunmaya çarpıyor top. Muslera hemen kullandı. Hızlı çıkıyor. Wesley Schneider. Tehlikeli atak. Son anda Fenerbahçe savunması hatalar üstüne hata yapıyor. Affedilebilir hatalar değil bunlar. Geri dönüşü tehlikeli olabiliyor. Caner. Markovic'e verirse tehlike. Markovic. Diego Ribas'a gelmiyor top. Fernando. Zamanlama kötü. Fernando. Fernando'ya yine gelmiyor top. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Ve hakem bitiriyor maçı. Çok saçma bir yerde bitti maç. Maçta eşitlik var. İlk yarı 1, ikinci yarı 1. Ne diyorum ben ya? İlk yarı Fenerbahçe 1, Galatasaray 1. Eşitlik hala bozulmadı. Derbide, büyük derbide. Nani? Nani etkili diyor. Nani? Nani ortasını yaparsa tehlike. Nani? Markovic! Vurdurtmuyorlar. Mehmet Topal. Müdahale sert ama hakem devam diyor. Touch Fenerbahçe'nin. Açamadı Van Persie'ye. Taç Fenerbahçe'nin. Tehlikeli hata. Hemen hatayı telafi ediyor Fenerbahçe savunması. Offside. Gerekli karar offside ve doğru karar. Fenerbahçe adına lehine çıkıyor. Offside kararı. Caner. Markovic. Fernando. Fernando ortasını yaptı. Van Persie. Van Persie. Affetmiyor Van Persie. Ve maçta dengeler bozuluyor. Van Persie'nin golüyle. Mükemmel bir orta ve mükemmel bir kafayla takımına ikinci golünü kazandırıyor Van Persie. İnanılmaz bir etkili hata. Galatasaray savunması adına Van Persie bomboş kaldı, kafaya çıktı ve Muslera uzanmasına rağmen topa yetişemiyor sayın seyirciler. Van Persie'nin golüyle takım 2-1 öne geçiyor.
such ability in your side. He's always capable of coming up with something important, and he's done it again. Van Persie. Diego. Ronaldo yerde kaldı, hakem devam diyor. Schneider hızlı çıkıyor. Schneider etkili geliyor. Schneider. Volkan mükemmel çeliyor topa. Bomboş kaldı Burak Yılmaz orada. İki takım da etkili oynuyor. İki takım da derbiyi kazanmak istiyor. Özellikle Galatasaray. Savunmada çizgide müdahale, mükemmel yerine müdahale geliyor. Gamalsız bir pas. Nani? Nani? Olmadı. Into the last quarter of an hour. Schneider. Schneider çok etkili oynuyor Galatasaray adına. Fernando vurabilse tehlikeye ama vuramadı. Top saç atışıyla başlayacak maç. Podolski çıkıyor. Yerine kim girdi göremedim. Nani'nin hatası telafi edilebilir mi bilmiyoruz ama. Etkili vuramadı Van Persie. Muslera. Gökhan Gönül'e gelen top. Mehmet Topal. Van Persie. Pasını aktardı. Fernando. Fernando. Kaleci Muslera'nın müdahalesi yerinde. Just a few more moments for them to hang on. Hakem devam dedi. Schneider. Burak Yılmaz. Now the pass. Gets into some space. Swept in. Diego. Yerde kaldın hani? Hakem devam diyor. Hala maç devam ediyor. Yok artık. Hakem hala devam ediyor. Israrla. Yok artık ya. +5 Maçın bitmesi gerekirken korner atış kullanırdı ve maç üç dakika uzatılarak
ve pik açan. Pardon. Ve maç 2-2 berabere bitiyor. Dostluk kazandı diyebiliriz sayın seyirciler. Çünkü Saraçoğlu stadında Fenerbahçe 2, Galatasaray 2. Maç bu şekilde bitiyor. Hakemin 90+5 oynatılmasına rağmen maçı bitirmemesi Fenerbahçe taraftarlarının çılgına çevirdi. Ve maç bu şekilde bitti. Söyleyecek çok şey var. Ama bu yani. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Önden sağlık olsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.